Başkan rekoru kırmış. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün Türk yargısı önemli bir karar verdi. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden birinin başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve siyasi yasak, hiç şüpheniz olmasın, dünyada hukukun üstünlüğünde 140 ülke arasında 116. sırada olan ülkemizi çok daha gerilere çekmiştir. Bu karara sevinenler olabilir. Ama şunu bilin ki siyaset hiçbir zaman yargı eliyle tanzim edilemez, süreç bu şekilde yönetilemez. Sayın Adalet Bakanı, ben yargıya talimat vermem, önemli davalarda benim konuşmam doğru değil diye birkaç gündür söylemlerde bulunuyor. İktidar sözcüleri de biz yargıya müdahalede bulunamıyoruz diyor. Acaba durum gerçekten öyle mi? Değerli milletvekilleri, Mustafa Kemal Atatürk, adalet gücü bağımsız olmayan bir devletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz der. Devletin varlığı ancak adaletle mümkündür. Eğer adalet yoksa o ülkenin devlet olarak varlığını sürdürmesi söz konusu değildir. Şimdi ben bugün burada sizlerle bazı konuları paylaşmak istiyorum. Karşı çıkacak arkadaşlarımı da hodri meydan diyorum. Bakın, bir Fethullah Gülen darbe girişimini hep beraber yaşadık. Ama hala ders anlamadığını görüyorum. Büyük bir üzüntüyle görüyorum. Keşke ülkeleri yönetenler yaşanan üzücü olaylardan ders alabilseler. Geriye doğru baktıklarında çıkarttıkları dersleri ileriye doğru bir daha yapmama kararlılığını gösterebilsinler. Ama öyle olmuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce de Adalet Bakanı'ydı. Bakın onun zamanında neler oldu değerli arkadaşlarım. Ve bugün yaşadığımız olayın, bu kararı alan hakimlerin nasıl bu hakimliklere getirildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tahammül edilmez ve hepimizin karşı koyması gereken bir tablo. Değerli milletvekillerim, 2011 yılında TÜBİTAK'ta birdenbire bir kararname çıktı. Bütün başkan ve yönetim kurulları değiştirildi. TÜBİTAK alt üst edildi. TÜBİTAK'ın daha sonra Ergenekon, Balyoz ve Kumpas davalarında verdiği birçok raporla birçok insanın hayatı karartıldı. 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminden önce bir namuslu savcı çıktı. Düzgün bir savcı çıktı. Daha o zaman FETÖ darbe girişimi yok. Ve bir iddianame yazdı. Dedi ki 2011 yılında çıkarılan kararname ile FETÖ TÜBİTAK'ı ele geçirmiştir. Bu kararnamenin altında şimdiki Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzası vardır. FETÖ TÜBİTAK'ı ele geçirirken siyaseti nasıl kullandığını savcı ifade etti, iddianameyi yazdı. Bu iddianameyi savcı yazdıktan sonra görevden alındı. Savcı ve savcılar. Değerli arkadaşlarım, daha sonra 2016'nın başında hükümet bir kanun tasarısı sundu. Birçok AKP'li milletvekili arkadaşım bunu imzaladı. O kanun teklifinde orduda Fethullah'ın örgütlendiği dönemdeki subaylardan sonra gelenleri, yani Fethullah'ın örgütlenmesine olanak bulamadığı dönemlerin erken bir tasfiyesi için erken emeklilik kararı alınan bir kanun tasarısı getirdiler. Ve Atatürkçü subayları tasfiye eden bir kararname kanun meclise geldi. Ve bu kanunu getiren iktidara karşı yine savcı bir dava açtı. Dedi ki savcı, FETÖ 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekledecek bir kanunu siyasi iktidara yaptırmıştır dedi. Bu savcı da görevden alındı. Değerli arkadaşlarım, bakın
FETÖ'nün gücü halen devam ediyor. FETÖ'ye karşı mücadele eden savcılar var ama daha iktidarın göremediği bir süreç yaşıyoruz. Derken darbe oldu. Darbeden sonra Akıncılar iddianamesi. O gün meclisteydik hepimiz 15 Temmuz'da. Başımıza bombaların yağdırıldığı o akşamın iddianamesini düzenleyen savcı bu sefer iddianameyi düzenlemeden önce gitti Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a. İddianameyi gösterdi. Bekir Bozdağ iddianameyi inceledi ve ancak onun onayından sonra o iddianame siyasi iktidarla bir ilişki kurulmasına fırsat verilmeden mahkemeye dava açıldı. Şimdi değerli arkadaşlarım, Bekir Bozdağ ne diyor? Ben mahkemelere talimat vermem, o bizim işimiz değildir, karışmayız diyor. Öyle olmadı değerli arkadaşlarım. Ve 24 Aralık'ta 2016'da Adalet Bakanlığı hakim almak için, savcı almak için bir sınav yaptı. Yazılı sınav yapıldıktan sonra 680 sayılı bir kanun hükmündeki kararnameyle yazılı sınav şartı kaldırıldı ve mülakata dönüştürüldü. Değerli arkadaşlarım, şimdi bugünkü hakimler nereden geldi, bu kararlar nasıl alındığının işte altyapısı oradan başladı. FETÖ'nün hukukçuları gitti, iktidarın hukukçuları gelmeye başlandı. Ve karşımıza mülakatla alınan iktidar partisinin ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, milletvekili adayları, belediye başkanları, yazılı sınav dikkate alınmaksızın mülakatla hakim yapıldı. Şimdi ben bunların isimlerini hepsini buradan teker teker okurum. Şu anda hepsi hakim ya da savcı. Şöyle söyleyebilirim. Zonguldak Gençlik Kolu Başkanı İktidar Partisi'nin hakimdir şu anda. Giresun İl Yönetim Kurulu Üyesi hakimdir. Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı hakimdir. Kırşehir Kaman adayı hakimdir. Trabzon İl Başkan Yardımcısı hakimdir. Tokat Merkez İlçe Yöneticisi hakimdir. Elimde yüzlerce hakim ve savcının adı var değerli arkadaşlarım. Hepsi burada. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ ve iktidar sözcülerine söylüyorum ve soruyorum. Sizler kendi partinizin mensuplarını hakim ya da savcı yaparken zaten onlara daha sonra talimat vermek için değil, baştan işi bitirerek alıyorsunuz ve onlar da zaten alındıkları görevin gereğini yapıyorlar. Bugün de bu kararı veren hakim daha önceki hakim değiştirilerek atanmış bir hakimdir. Daha önceki hakimin basındaki bütün açıklamalarını duydunuz. Ben bu kararı vermek istemiyorum ama baskı altındayım diyen, kamu vicdanının yaralandığı bir günü konuşuyoruz. Devletin ve adaletin sürmesi adaletin tecellisiyle mümkündür. Bunlara hiçbiriniz gözünüzü kapamayınız. Bugün gülersiniz, bu karara sevinirsiniz ama bu karar gelir ayaklara dolaşır değerli arkadaşlarım. Burada yıllar önce rahmetli Kamer Genç FETÖ'cülere karşı sizleri uyardığı zaman ben de hatırlıyorum onun üzerine yürümüştü. Ama değerli arkadaşlarım zaman geliyor geçiyor, uyaranları haklı gösteriyor. Şimdi ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Konuşmamın başında ifade ettim. Adalet gücü bağımsız olmayan bir devletin devlet haline varlığı kabul olunamaz. Konfüçyüs ne diyor? Adalet kutup yıldızı gibidir. Geri kalan her şey onun etrafına döner. Bugün Türkiye'de bu verilen kararla, bundan sonra başlayacak tartışmalarla adalet büyük bir yara almıştır. Ülkemiz hem kendi içinde hem de dışarıda çokça tartışılan bir ülke haline gelmiştir. Hukukun üstünlüğünde son derece gerilere gideceğimizi ben görüyorum. Bu karara sevinmeyin, bu kararı alkış tutmayın. Bu karar övülecek bir karar değil, dövülecek bir karardır. Hepinize saygılar sunarım.